Hepinize merhaba arkadaşlar. Adobe Photoshop temel eğitim seti 5. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Photoshop'ta siyah beyaz bir görseli renklendireceğiz. Çeşitli renklendirme teknikleri mevcut fakat ben tek bir teknikten bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Örnek görselimizi, çalışmamızı Photoshop'ta açıyoruz. Daha sonrasında ilk yapmamız gereken Arka plan olarak yani kilitli katman olarak gelen görselimizi çift tıklayarak kilidini kaldırdık arkadaşlar. Katman sıfır haline getirdik. Şimdi e, renklendirme işlemi yapmamız için önce e, bölüm bölüm yani ben komple direkt efekt uygulamayacağım. Direkt bütün fotoğrafı e, renkli hale getiremiyorum. Bölüm bölüm örneğin çocuğun saçlarına ayrı renk, ten rengini ayrı renk, kazağını ayrı renk yapacağım. O yüzden seçimleri yani seçim yaparak ilerlemem gerekiyor. Herhangi bir seçim aracını kullanabilirsiniz burada. Ben hızlı seçim aracını kullanacağım. Ama fark etmiyor hangi seçim aracıyla seçim yaptınız. Şimdi adamın yüzünden başlayacağım. Seçim aracımı seçtim. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Şu şekilde yüzünden başlıyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Bunlar kısa yolları. Şuradan ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Eksi artı diye seçimi gidermek için. Seçimi daha fazla yani seçimi eklemek için öyle söyleyeyim. Shift tuşuna basılı yine ilerliyorum. Ten rengini ayarlayacağım için dişlerinin de seçimde olmasını istemiyorum. Şimdi gözünü de dışarı aldık alt tuşuyla. Bu kadar bir seçim benim için yeterli. Daha sonrasında buraları da işlem yapacağız. Şimdi demek istediğimi anlayacaksınız. Referans yani örnek e, ufak bir yeri renk ayarlamalarını görebileceğimiz kadar bir yeri seçimini gerçekleştirdik. Şu altta mask elemenin yanında renk ayarları var. Renk dengesinden çalışıyorum ben arkadaşlar. Size de bunu öneriyorum. Orada daha farklı renk ayarlamaları var ama renk dengesi daha kolay, pratik. Öyle söyleyebilirim. Ten rengi için sanırım kırmızı ve sarıyı... Biraz arttırmam gerekiyor. Kırmızıyı biraz geri çektiğimde. Bence fena değil. Videonun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden çok uzun ayarlamalar yap yapamayacağım. Siz daha çok vakit harcayarak daha güzel bir renk elde edebilirsiniz. Şu şekilde rengimizi ayarladık. Ten rengimizi. Şimdi buralarında boyayacağız. Şurada katmanımızın üstünde e, bir tane renk yani ayar katmanı diyebileceğimiz bir katman oluştu görüyorsunuz. Renk dengesi yazıyor burada. Şurada siyah bir görsel var. Maskeleme tekniklerini bilenler e, bunu bilir. Aynı işlem çünkü. Bütün e, siyah bir sayfanın üzerinde beyazla boyanmış bir yer var burada. Buradan onu çıkarıyorum. Kendi görselime bakıyorum. Aynı şekilde bütün sayfayı siyah olarak düşünün. Bu boyadığım yer, adamın yüzünün olduğu yer beyaz. Yani benim efektim sadece beyazla boyanmış yerlerde uygulanıyor. Yani tam anlatamadım ama bir dakika örnekle göstereceğim şimdi. Normal bildiğimiz fırça aracını alıyorum. Şuradan beyaz rengi seçili. hale getirdim. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Çocuğun yüzünü de boyayacağım ben bu katman seçiliyken ve burası da beyaza boyanacak. Yani ben az önce uyguladığım renk ayarını işte sarı, kırmızı, yeşil vesaire ten rengini fotoğrafın üstünde boyama işlemi gerçekleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi burası da beyaza boyandı. Yani görseli bütün bu görseli şu siyah alan olarak düşünün. Efekt uygulamak istediğimiz yerleri de normal fırça aracını alıyorum ve beyaza boyuyorum. Yani umarım anlatabilmişimdir. Şimdi tersini seçtim fazla boyadığım yerleri geri almak adına mesela saçını da boyamışım ne yapacağız o zaman buradaki mantıkla siyah alıyorum siyah rengini fırça aracıyla şekilde boyuyorum ve gördüğünüz gibi eski rengine getirdim aynı şekilde şurayı da şöyle kaşını da dışarı atalım. Yani bu maskeleme olayı bu şekilde. Şimdi tekrar fırça aracını aldım, beyazı seçtim. Burayı fırçayla boyamak daha sağlıklı. Çünkü çok yüz altları olduğu için ince işçilik gerekiyor. Yani seçim yaparken çok karnımız ağrıyacaktı. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Ufak renk ayarlamalarını göreceğimiz bir e, alanı seçmemiz yeterli. Bu şekilde kaşını da boyayalım. Daha sonra istersek kaşını farklı bir renk yaparız ama bence kötü durmadı. Şu şekilde boyama işlemini gerçekleştirdik. Adamın yüzü bitmek üzere dudaklarını da boyayalım. Hatta diş etlerini de biraz boyayabiliriz. Baya bu renk gidiyor yani bence güzel oldu renk. Şimdi çocuğun boynunda da boyayalım. Neyse kaşlarını da alalım yine aynı şekilde. Şöyle yanağını. Burada saçını boyamak istemiyorum. O yüzden fırçanın ucunu biraz küçülteceğim. Ve görselimizi daha çok büyüteceğim. Şu şekilde. Ne kadar çok büyütürseniz o kadar güzel iş çıkarmış olursunuz. Öyle söyleyeyim. Fotoğrafın kalitesi çok iyi değil fakat Bence burası yine başarılı. Şurada biraz saçını boyamışız. Siyah seçiyorum ve eski haline getirdim. Boyamadığım bir yer var mı yüzlerinde sanırım. Şurada da boyayalım. Sanırım başka görebildiğim yok. Şimdi fırçanın ucunu birazcık büyütelim. Şöyle elinde boyayalım. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel bir görünüm elde ettik. Sadece yüzlerini boyayarak yine siyah alıp şu fazlalığı fırçanın ucu çok büyük. Şu şekilde Yine fırçanın ucunu biraz daha küçültüp Evet her neyse bu şekilde Ten rengini yüzlerini tamamlamış olalım Şimdi çocuğumuzun saçını boyayalım arkadaşlar Yine seçme aracını alıyorum Katmanımı seçiyorum görselimi Bu şekilde seçimi gerçekleştiriyorum Yine dediğim gibi Rengi görmemiz yeterli olacak. Daha sonra ince ayarlarını fırçayla boyarız. Seçili haldeyken buradaki renk ayarlarına girip renk dengesi diyorum. Sarı içinde şu kadar. Sadece sarıyı oynatmam yeterli sanırım. Aynen şunu sıfıra geri çekelim. Bu şekilde. Yani fena değil. Dediğim gibi yine siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz herhangi bir katman seçili olmadığı için. Bu fırça ile boyama işlemini yaparken görseli değil hangi katman üzerinden renk katmanı üzerinden değişiklik yapacaksak onu seçeceğim. Yani ben bu beyaza boyama işlemini ten renklerinde boyayacaksam ya da siyah vesaire onu seçeceğim. Eğer saçını boyayacaksam az önce oluşturduğum saç ayarını, saç rengi ayarını öyle söyleyeyim onu seçeceğim. şekilde biraz büyütelim. Bu arada fark ettiyseniz bir turunculuk oldu. Neden oldu? Çünkü benim iki renk ayarım, iki filtrem renk ayarım üst üste geldiği için ne yapacağız? Sanırım saçın şeyini ten rengin üstüne çıkardık. O yüzden oldu. Eski haline getiriyorum. İlk ten rengini siyahla boyadığımda düzelecek. şekilde ama ten rengini de çok boyadık. Yani biraz orası karıştı ama üst üste bindiği için onu düzeltmeye çalıştım arkadaşlar. Yani şu an fena değil. Yine saçı seçiliyken bu şekilde sarıya boyayalım. Uçları da turuncu olsun. Şimdi ee, Birçok renk dengesi katmanı ayarı uygulayacağımız için burada birçok katman olacak o yüzden katmanlarıma isim vermek istiyorum. Şu katmanıma saç diyorum. Buna da ten rengi diyelim. Daha sonrasında saçını da boyadık çocuğumuzun pantolonunu boyayalım. Seçim aracını alıyorum. Katmanımı seçiyorum. Bu şekilde shift tuşuyla seçimimi gerçekleştirdim. Tek bir parça olduğu için hepsini, hepsini seçiyorum. Daha kolay olsun. Sonra fırçayla uğraşmayalım. Renk dengesi diyorum. Bu şekilde kırmızı mı pembe mi yapalım? Ha, bu da sarı olsun. Bence aynı saçıyla kombinleyelim. Güzel olsun. Pantolonu da boyadık arkadaşlar. İsmini de değiştirelim. Pant diyelim. Daha sonrasında e, arka planı boyayabiliriz. Adamın kazağını boyayabiliriz. Çocuğun e, kazağını boyayabiliriz. Aynı şekilde ben arka planı boyamak istiyorum. Seçimimi gerçekleştirdim. Saçını kurtardım şöyle aynen. Renk ayarlarından renk dengesi diyorum ve şöyle mavi yapsam ne olur acaba? Bence fena değil. Yine aynı şekilde renk ayarını uyguladık. Fakat şuraya da gelmiş. Nerede benim renk dengem son oluşturdum. Bu arada nereden anlarım? Yine aynı şekilde benim görselimdeki sadece üstü beyaz yer neresi? Şu mavi alan. Yani benim burası gökyüzü. Buradan o beyaz alanlarda şu da pantolonun saç mesela sol tarafta. Beyaz alanlardan da isim vermeseniz bile nerede olduğunu, neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Fırça aracını alıyorum. Siyah saçını boyayacağım. Aynen. Şu şekilde. Bu arada benim şurayı da boyamam gerekiyor. Burası da arka plan sanırım. Tam net belli olmuyor ama çocuğun kaza sanırım aynen orada bitiyor. Şurası da boşluk galiba. Şurayı da boyama işlemini yapayım. biraz e, yapmacık durdu niye yapmacık durdu onu da söyleyeyim buradan adamın e, tenine koluna beyaz ışık e, vurmuş yani beyaz ışık gelmiş ama benim arka planım mavi o yüzden biraz böyle şu kazakta da görüyorsunuz demek istediğimi anladınız hani beyaz bir ne vuruyor artık ışık mı güneş mi bilmiyorum ama o yüzden e, biraz gerçekçi durmadı açıkçası ama idare eder. Renklendirme ee, işlemi bu şekilde arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireceğim. Bu şekilde bir öncesi sonrası yapalım. Crop aracını alıyorum. Şöyle yanına alan açtım. Daha sonrasında şu görsellerimi de göstereyim bu arada. Bu da siyah beyaz bir görseli yine renklendirdik. Bu görseli de aynı şekilde Bunları da gösterelim. Bu şekilde önce sonrası renklendirme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir şeyler katabilmişimdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.